Merhaba T24 seyircileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı, AK Parti'nin yaptığı itiraza yönelik vereceği karar, İstanbul'daki yerel seçimlerin iptaline yönelik kararı bekleniyor, nefesler tutuldu bekleniyor diyebiliriz. Artık sadece gazeteciler ya da siyasetçiler değil, sokaktaki herkes bekliyor. Buraya gelirken, T24'e girirken bile taksi şoföründen yoldaki esnafa kadar herkes bizi durdurdu, bu soruyu sordu. Bu sorunun cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz ama olasılıkları ve eğer iptal olursa ne olur? Olmaz ise zaten yoluna devam edecek İmamoğlu ama siyaset nasıl şekillenir ve Türkiye'nin hukuki çerçevesi, hukuk durumu açısından neyi ifade ediyor? Bütün bunları konuşmak istedim. Tolga Şirin bizimle birlikte, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor Tolga Şirin, anayasa hukuku hocası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, şimdi siz de bekliyorsunuz, biz de bekliyoruz. Önce isterseniz çok klasik olacak ama bir tahminde bulunarak başlayalım. Ne bekliyorsunuz, ne çıkacak gibi görünüyor size göre oradan bakıldığında? Tabii bunun hukuksal açıdan yanıtı net ama sadece hukuka dayanarak yanıt vermemiz mümkün olmadığı için siyasal bir tespit yapmak gerekiyor. O unsur girdiği zaman, yani siyasal unsur girdiğinde öngörmek pek gerçekçi değil. Hatta bir yatırım danışmanlığı, eğer bu sorunun yanıtını biliyor olsaydım yatırım danışmanlığı yapabilirdim euro dolar bağlamında. Fakat hukuksal açıdan şunu söyleyebilirim, dilekçeyi incelediğimde Yüksek Seçim Kurulu'nun da 1960'lı yılların başından beri vermiş olduğu kararlara baktığımızda buradan bir iptalin hukuken çıkmaması gerekiyor. Fakat olayın biliyorsunuz Türkiye gerçekliği var. Türkiye'de hukuk sadece hukuki parametrelerle öngörülmeye çalışılama. Yani bunu deneyebilirsiniz ama bir sonuca ulaşmanız her zaman için mümkün olmuyor. O kısmı Çok özür dilerim, araya gireyim, belki burada biraz genişletelim meseleyi. Hangi unsurlara, delillere ya da hangi satırlara baktığınızda buradan normalde bir iptal kararı çıkmaması gerekir sonucuna ulaşıyorsunuz bir hukukçu olarak? Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi normal şartlarda dilerseniz bir böyle biraz uzunca bir yerden alayım. Aşırı uzatmayayım ama kısa bir Yok. bilgi vermek gerekiyor. Muhakkak anlatılmıştır. Sizin T24'te de yazıldı, bu konuya ilişkin bilgi verildi. Ama seçim öyle bir anlık bir süreç değil. Seçim takvimi senenin başında başlar ve oy kullanmaya kadar devam eder. Oy kullanmadan sonra da bildiğiniz gibi itirazlarla falan süren bir uzunca bir süreç. Ve bu süreçte takvim açıklandıktan sonra itiraz, olağan itiraz ve şikayet süreçleri vardır. İşte efendim askılar seçmen listeleri asılır. Ona şikayette bulunur, itirazlar yapılır, düzeltmeler yapılır. Sandık kurullarının oluşumu süreci vardır. Bu netleşir. Şikayetler vardır, itirazlar vardır. Bunlar karara bağlanır, kesinleşir. Ve nihai olarak en sonunda seçim gününe gelir ve oy kullanılır. Prosedür bu şekildedir. Bu seçimde de böyle oldu. 1 Ocak günü takvim ilan edildi. Açıp bakabilirsiniz. İnternette de vardır o takvim. Ulaşılabilir bir takvimdir, şeffaftır. Ve itirazlar yapıldı. Bakın ilginçtir burada. 48 nolu kararı var Yüksek Seçim Kurulu'nun. O kararda Yüksek Seçim Kurulu ihtilaflı olan durumları çözebilmek ya da meseleyi iyice güvence altına alabilmek adına şaibeli durumda olan kişilerin adres kontrolünü yaptı. Kolluk marifetiyle. Bu az yansıdı basına ama su faturalarına bakıldı, kira sözleşmelerine bakıldı, re'sen veya talep üzerine polis ve kamu görevlileri ya da kolluk güçleri kontroller yaptı. Bu bakımdan 90 bine yakın sayıda seçmenin donduruldu durumu. Bu konuyu hiç sonuçlandırdı Yüksek Seçim Kurulu. Bu itirazları ele aldı ve tamamladı. Sandık kurulları konusunda da benzer bir durum vardı. Yani Mart ayının başına geldiğimiz zaman ona ilişkin itiraz süreleri tamamlandı ve bitti bu mesele. Biz seçime gittik. Dolayısıyla ve buna binaen de olağan itirazlarda tamamlandığı ve seçimde tamamlandığı için sonuç verildi ve mazbata teslim edildi. Dolayısıyla buraya kadar bir sorun yok. Sorun ne? Hukukta şöyle bir şey vardır. Kesin hüküm deriz biz. Kesin hükmü bazen olağan dışı başvuru yollarıyla bozabilirsiniz. Ama çok ekstrem durumlarda olur. Bu ona benziyor. Olağan bütün itiraz süreçleri tamamlandı ve bir kesin hüküm var ve artık seçilmiş bir belediye başkanı var. Fakat çok sıra dışı hallerde, mesela bir yargılamada yargılamanın delilinin sahte olduğu anlaşılır. Yeniden yargılama yaparsınız ve bu çok ekstrem durumlarda gündeme gelir. Bu olayda da olağanüstü itiraz yoluna başvuruldu. Bu olağanüstü itiraz ancak seçimin sonuçlarını etki edebilecek düzeyde
yapısal bir sorunun, yani usulsüzlüklerin, seçim kanununa aykırılıkların bulunduğu ve bu bulunan aykırılıkların da seçim sonucuna etki ettiğinin tespit edildiği hallerde tutanakların ya da seçimin iptali gibi bir sonuca neden olur. Şimdi böyle esasen mesele bu. Meselenin özünü böyle ortaya koyabiliriz. Ve bu, buradan birkaç örnek vereyim. Örnek bir köyde seçim yapılmış. Sayımlar erken başlamış olduğunu varsayalım. Yani 50 oy fark var iki tane muhtar adayı arasında. Ve daha 70 aday oy kullanmamış. Erkenden sandık açılmış. Bu seçimin sonucunu etki eden bir durum. Bakınız sadece usulsüzlük değil, 70 kişinin oy kullanmaması, oy farkında 50 olması durumunda yenilenmesi gerekecektir. Yenilenmiştir geçmişte. Veya sandıklar çalınmıştır mesela o muhitte ve o oy farkı 100-200'dür. 200'den fazla oy içeren sandık çalınmıştır. Bu seçimin sonucunu etki eden bir durum. Yahut seçim pusulalarında bazı adayların isimleri yoktur ya da bazı partilerin logoları basılmamış veya yanlış basılmıştır. Dolayısıyla seçmen iradesine etki eder, seçimin sonucunu değiştirir. Bu ve buna benzer durumlar olduğunda seçim iptal edilebiliyor. Fakat altını çizmek gerekiyor. Bir daha usulsüzlükler seçim iptali nedeni değildir. Usulsüzlüklerin seçimin sonucuna etki edecek düzeye ulaşmış olması gerekir. Yani bu ne demek? 13 binden fazla, yani İstanbul'da 14 binden fazla, yaklaşık 14 bin diyelim, oya etki ettiği tespit edilen bir usulsüzlüğün olması gerekir. Usulsüzlüğün olması tek başına yeterli değildir. Şu anda da geldiğimiz aşamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok sayıda tezi var ama bu tezler 3 başlıkta toplanabilir. Bunlardan bir tanesi, sandık başındaki usulsüzlükler. Bununla ilgili zaten o şikayetleri orada derhal veya en fazla işte 2 gün ne kadar süreler var. 130. maddede öngörülmüştü bu. Orada yapılması gerekiyordu. Çok gerçekçi, yani yapılanlar seçim iptaline neden olacak düzeyde değil. Diğer başlık neydi? Kararnamelilerin oy kullanması. Bunu Yüksek Seçim Kurulu ara kararında reddetti. Kısıtlılarla ilgili bir takım iddialar var. Onu birazdan açacağım. Bununla ilgili de bazı verilere, sayılara ulaşıldı. O seçimin sonucunu etkileyecek düzeyde bir sorun da olmadığı söylendi. Ama bunu tekrar hatırlatayım. Birazdan kısıtlılığı bir daha sorarsanız, hem kararname hem kısıtlılık. Ona döneriz. Bir diğeri de sandık kurulları meselesiydi. Yerleşik kararı vardır. Sandık kurullarının usulsüzlüğü ile ilgili söyler Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi ben isterseniz okuyayım, bakın. Aynen şunu söyler. Not aldım. Sandık kurullarının, YSK kararı bu, yeni değil. Yani eskiden beri süre gelen yerleşik iştahı. Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için itiraz sebebi olarak ileri sürülemez der Yüksek Seçim Kurulu. Bu ve buna benzer, bu yerleşik bir karar. Bu nedenle de sırf sandık kurulundaki bazı usulsüzlüklerden kaynaklı da iptal etmek mümkün görünmüyor. Şimdi bir taraftan da ben seyirciler demesinler nereye bakıyorsunuz diye son dakika bir karar açıklaması gelirse diye bir taraftan takip ediyorum. O yüzden kimi zaman bakışlarım kayabiliyor. Bazı basın mensupları birkaç gün daha sarkacak gibi bir şey söyledi galiba. Belli ki orada bir pazarlık ya da bir diplomasi trafiği dönüyor diyelim o anlamda. Peki şunu sormak istiyorum. Olmaz da hukuken. Yani, Şimdi bundan önceki zamanlarda da bunun benzeri tür olaylara rastlamıştık. Şimdi şunu sormak istiyorum. O sizin söylediğiniz işte KHK'lılar oy kullanamazlar ve onunla ilgili mesele çok tartışılıyor ama öncesinde mesela defaatle AK Parti tarafından işte FETÖ'nün etkisi bulundu ya da FETÖ'nün izleri bulundu ya da FETÖ'nün müdahalesine rastlandı. Bunun hukuki bir karşılığı var mıdır? Şimdi bunlar birer spekülasyon. Doğru olabilir, olmayabilir ama bunu itirazınızla somutlamak zorundasınız. Evet. Kanun bunu söyler. Yani bir takım somut kanıtların ortaya konulması, savların somutlaştırılıyor olması gerekir. Yanlış hatırlamıyorsam Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, biz hukukçuyuz, iddia ederiz. Kanıtlamak YSK'nın işi dedi. Bu doğru değil. Çünkü seçim yargısı ceza yargılaması gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun bizzat araştırmaya gideceği bir usulü dayanmıyor. Burada somutlama yapma ödevi itiraz eden bilir. Bunu sunmadığı zaman sonsuz sayıda, yani seçim bölgesi, seçim çevresi ihtilafları var ve bunların her biri için
YSK'nın işi gücü bırakıp önceki olağan itiraz süreçlerinin de hiç önemi yokmuşçasına seçimlerden sonra araştırmaya gitmesi anlamına gelir ki bu eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla yani bu nedenle bu bir spekülasyon demememiz için bunun somutlaştırılmış olması gerekiyor. Tek de nedir somut? Yani somut derken siz şunu kastediyorsunuz bir hukukçu olarak. Her yani böyle itham edilen sandık kurulu görevlisi, oradaki resmi bir görevli, ne bileyim orada işte ıslak tutanakları tutanlar, bunların her birinin gerçekten Fethullahçı örgütlenmeden emin aldıklarının ya da bununla ilgili bir müdahalede bulunduklarının kanıtlanması gerekiyor diyorsunuz. Yani şimdi bir defa emir alacak ama bu emir nasıl bir emir? Mesela seçimde yolsuzluk yapın şeklinde bir emir ve bu çerçevede örgütlü biçimde seçim yolsuzluğunu yerine getirmesi. Üstelik bakın altını çiziyorum, bunu yerine getirmesinin de 14 bin oy gibi bir oya tekabül etmesi gerekir. Eğer bu düzeyde değilse seçimi iptal etmezsiniz. Ceza yargılaması süreci ilerler. Seçimden bağımsız, sanat ve seçimin iptal edilmesinden bağımsız. O devam eder. Yani o çok daha sonra belki sonuçlanır. Ayrı bir konu. Yani bunun dediğiniz şekilde bir talimatla, bir örgütle, edimle gerçekleşmesi ve bunu gerekir. Seçim hukuku yönünden de bunun seçimin sonucuna etki edecek düzeye ulaşmış olması gerekir. Hali hazırda benim gördüğüm kamu görevlileriyle ilgili işte bir kısmının böyle bir örgütle ilgili olduğu söylendi ama bu bir yargı kararına dayanmadıkça gene masumiyet karinesi uyarınca dikkate alınamaz. Alınacak olsa bile ileri sürülenler, yani bize aktarıldığı kadarıyla söylüyorum, sayısına da baktığımızda Baylok'lu olduğu iddiasına dayanarak 48 falan gibi bir sayı duymuştum ben bu sabah. Yani bu oldukça da az bu arada, yani 200 binden fazla Baylok'lu olduğu söyleniyor. İçinde ama biliyorsunuz Baylok'la ilgili de bir kararı var, daha önce alınan bir karar var. Çünkü çokça tartıştık ve konuştuk bunu. Kimi telefonların, akıllı telefonların marifeti ya da korsan yazılımlar nedeniyle birçok kişinin, Baylok'tan tutuklanan pek çok kişinin serbest bırakılması kararı çıktı. Neden? Evet. Çünkü doğrudan Baylok kullanıcısı değiller, dolaylı yoldan maruz kalmışlardır diye. Dolayısıyla evet. Bu da geçerli bir argüman olmaktan çıkıyor herhalde. Tabii yani bu gerekiyor. Bir de bir bakınız, altını çiziyorum, bu ceza hukuku ile ilgili bir konu. Bir kişinin örgüt üyesi olduğunu söylersiniz. Örgüt üyesi o sırada seçimlerde görev almıştır. Bu otomatikman o seçimi sakatlamaz. Somutlamanız gerekiyor. Sakatlayacak olan sayının da seçimin sonuçlarına müessir, yani etki edecek düzeyde olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlara baktığım zaman, yani bunlar çok da benim değer yargılarıma dayanmıyor. Somut, yani gerekçeleriyle söylüyorum bunu. Yani iptal edilmesi çok gerçekçi açıkçası. Gelmiyor. Peki biraz önce dediniz ki, sonra tekrar açacağım bu konuyu dediniz. KHK'ların KHK'lar meselesi. Lütfen orayı açar mısınız? Şimdi bu KHK konusu bence çok büyük bir sorun. İki yönü var biliyorsunuz. Bir seçme hakkı, bir de seçilme hakkı yönünden. Şimdi ben seçmenlerin bazılarının, kararnameyle atılmış olan seçmenlerin bazılarının bir daha hayat boyu oy kullanmaması gerektiği savını duyunca açıkçası dehşete kapıldım. Neden? Çünkü bunun ismi temel hak kaybı dediğimiz bir şey. Yani bir kişinin belli bir suça karışmış olması ihtimaline binaen hayat boyu anayasadaki bazı haklarından mahrum bırakılması kurumu 12 Eylül'den sonra 1982 Anayasası'nın taslağına konmuştu. Askeri yönetim bu kadarı da fazla demiştir. Bakın bir de altını çiziyorum. Bazı kişilerin, ki bunların içine terör suçları dahildi, bundan mahkum, yani bu terör suçlularının anayasadaki bazı haklardan mahrum bırakılması gerektiği yönündeki taslağı, yani önerisini anayasa hazırlayan kurumun, askeri yönetim bunu reddetmişti. Şimdi kalkıp bunu yorum yoluyla, yani anayasada konması kabul edilmemiş olan, açıkça bulunmayan bir kurumu yorum yoluyla getirmeye çalışmak biraz bana garip geliyor, ironik geliyor açıkçası. Yüksek Seçim Kurulu bunu reddetti neyse ki. Çünkü burada bir yargı kararı da yok biliyorsunuz. Yani kişilerin hakkında, yani idari tasarruflarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi at eziyle it izinin karıştığı bir sürece binaen, kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı ya da terörist olduğunu söyleyen idari, daha sonra da yasama organı tarafından kanunlaşan bu süreçteki etiketlenmelerine binaen anayasal haklarından mahrum bırakılması çok ironik. Bu olayın seçme hakkıyla ilgili boyutu. Bir de meselenin seçilmeyle ilgili boyutu var. Biliyorsunuz bazı belediye başkanları seçilmiş olmalarına rağmen kararnameli olmaları hasebiyle, nedeniyle
şey olamadılar, görevlerine devam edemediler. Sonuçta iptal edildi. Şimdi orada seçilme hakkı önünden YSK diğerinden farklı bir şey söyledi. Yani kabul etmedi onların belediye başkanlıklarını. Burada da üçlü bir sorun var. Bir defa şunu söylemek gerekiyor. Olağanüstü hal tedbirleri olağanüstü halle sınırlıdır. Olağanüstü halin zamanını aşacak bir şekilde uygulamaya giderseniz anayasa hükmünde kararnameye döner onlar. Yani kanun hükmünde kararname değil de sanki anayasa düzeyindeymişçesine bir kararname olurlar. Ve bir kere böyle bir yani böyle bir süreklilik arz etmiş kıldınız. Yani bir yürütme ya da bir seçime girmekte olan siyasi partinin rakip siyasi parti adaylarını bir yargı kararı olmaksızın saf dışı edebilmesi ve dilediklerini bu bakımdan siyasi rakiplerini tasfiye edilebilmesi gibi bir sonuca yol açar ki o zaman yargı niye var? Yargı erki neden var? Erkekler ayrılığı neden var gibi haklı sorular gündeme gelir. Bu birincisi. İkincisi, yani bununla bağlı olarak şunu söylemek gerekiyor. Kamu hizmetinden yasaklılık her ne kadar kararnamelerde böyle geçse de bizde ceza kanununda yani TCK 53'te geçen bir husustur. Ve mahkeme kararı olmadan kamu hizmetinden yasaklılık uygulanmaz. Zaten bu nedenle İbrahim Kaboğlu'nun kararnameyle atılmış olan İbrahim Kaboğlu'nun milletvekilliği sıfatı kabul edilmişti. Evet. Yani bu bu değildir demişlerdi. Kamu hizmetinden yasaklılık mahkeme kararıyla olacak denmişti. Fakat konu belediye başkanları olduğunda bu birdenbire unutuldu. Dolayısıyla seçmen oluyorsunuz, oy kullanabiliyorsunuz, milletvekili olabiliyorsunuz ama belediye başkanı olamıyorsunuz. Bu ikinci aslında içtihatta eleştirilmesi gereken nokta. Bu ikisini tamamlayıcısı olarak da yani bir an için bunları kabul de etsek bir de şöyle bir olay var. Biliyorsunuz ikincilere verilmeli bir uygulamaya gitti yüksek seçim kurulu. İlk ikisi kamu hizmetinden yasaklılığın ne anlamına geldiğine dair bir tartışma, bir yorum. Fakat bir dayanağı var öyle veya böyle beğensek de beğenmesek de. Fakat bu durumda yani ikinciye vermeye ilişkin hükümün bir yasal dayanağı yok. Yani idarenin ve yargının her türlü eylem ve işleminin bir kanuna dayanması gerekir. Siz bu gibi hallerde ikincinin mazbataya sahip olduğunu kendi kendinizi çıkartamazsınız, türetemezsiniz. Belki de seçmen iradesi bambaşka olacaktı yani o aday değil de o adayın olmadığı bir seçimde dahi belki de üçüncüye oy verecekti bu defa da. Yani birinci madem evet. Bu durum şey olacaksa ikiye değil üçe verecekti belki ve bu sefer üçüncü 160-70 oya varacaktı. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiniz için otomatikman ikinciye bunun tanınması, verilmesi gerçekten sorumludur. Dolayısıyla bu bakımdan kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum. Yani üç nedenden ötürü kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum YSK kararı. Ben de onu soracaktım. Buyurun. Şimdi orada da yani çokça şey söylendi. Ben biraz daha orijinallik katmak için ek bir bilgi vereyim. Konuya yani şöyle var olan meri hukukla ilgili değil de bir de konunun insan hakları Avrupa Mahkemesi yönünden fırsat bulmuşken bir iz düşümü var. İktidari açılımı var insan hakları mahkemesinin. Türkiye'de çokça tartışılmayan bir boyutu var. O da şu. İnsan hakları mahkemesi kısıtlı kişilerin oy kullanmasının kategorik olarak yasaklanmasını bir sorun olarak görmektedir. Macaristan'a karşı verdiği bir karar vardı. Bakın örnek vereyim. Şöyleydi. Yani bir kişi manik depresif manik dönemlerde çok para harcıyor. Onun için müsrif olduğu için de kısıtlı karar verilmiş. Seçimler oluyor Macaristan'da ve oy kullanmasına kısıtlı olduğu için izin vermiyorlar. İnsan Hakları Mahkemesi'ne konu geliyor. Mahkeme şunu söylüyor. Böyle bir kategorik kısıtlılık halinin seçme hakkını başvurucuların elinden alması sözleşme ihlal eder. Bu sonuca ulaştı. Yani şunu dedi. Bazı kısıtlılar mesela akli dengesi yerinde değildir. Oy kullanmaktan mahrum bırakabilir ama kısıtlılığın neyden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu vesileyle bizim bunu bir tartışabiliyor olmamız gerekir. İkincisi, Türkiye'ye karşı verdiği bir kararında İnsan Hakları Mahkemesi, mahkumların kategorik olarak oy hakkından yoksun bırakılmasını da sözleşme yargı gördü. Yani şunu söyledi, dedi ki kişinin evet bazı mahkumları oy hakkından özellikle siyasi ve terör suçlarıyla bağlantılı olarak durum koşullarına göre oy hakkına mahrum bırakılması gerekir. Gerekebilir, haklı görülebilir ama bütün mahkumların otomatikman oy hakkından mahrum bırakılması haklılaştırılabilir değildir demiştir. Şimdi bu ikisinin ne anlamı var? Yani doğrudan spesifik, güncel bir akut meseleyle ilgili değilmiş gibi görünse de biz şunu bilmeliyiz. Anayasamızın 90. maddesi uyarınca bunlar kanun hükmünde bu kararlar. Ve
iç hukukumuzla çatıştığında da bu karar, bu insan hakları mahkemesi kararlarına uymamız lazım. Dolayısıyla bu vesileyi bulmuşken, yani bu fırsatı bulmuşken ben bu hem kısıtlılıkla ilgili hem de mahkumların oy hakkına ilişkin insan hakları mahkemesi kararını hatırlatmak, en azından bu kaydı düşmek isterim. Bu tabii ki tartışma, bu sonraki tartışma. Yani biz daha buraya gelmedik bile. Evet. Burada yani şöyle de özetleyebiliriz değil mi? Sonuçta hukuk dediğiniz herkesin bireysel durumunu birebir bağlayan bir şey. Toplu bir hüküm ya da karar uygulaması yapamazsınız. Kısıtlı olabilirsiniz ama bu kısıtlılığınızın nedenine göre değişebilir. Terör suçlarından mahkum ya da hükümlü değil, sadece şu anda tutuklu oluyor olabilirsiniz. Ama bunun ne suçu olduğunu, ne şekilde olduğunu ve ne çerçevede olduğuna bakmak gerekiyor. Bunu aslar. Evet. Peki, şimdi şunu da sormak istiyorum size. Buraya kadar zaten durumu özetlediniz. Türkiye'de her konuda maalesef simülasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi eğer iptal kararı çıkarsa, bunu bir hukukçu ve Türkiye'nin anayasa hukuku ve de bir hukuk devleti olması hasebiyle bir değerlendirir misiniz? Bu bizi nereye götürür ve dayandırır? Şimdi tabii ben bunu bir defa şöyle bir şunu söyleyebiliriz. Yani hukukta açacağınız delik gitgide büyür. Büyüdükçe de gelir sizi de bulur. Yani bir böyle bir, yani nasıl diyeyim, bir fırtına gibi alır sizi de içine almaya başlar. Dolayısıyla bu konuda çok titizlenmek zorundayız. Yani yargı kararlarının hani bir defa anayasaya aykırı olmasına izin vermek, işte bir defa hukukun delinmesine izin vermek büyük riskleri beraberinde barındırıyor kanaatimce. Dolayısıyla ben bu olasılığın çok her şeye rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun, yani bu yargıçlarımızın anayasaya uygun hareket edeceklerine güveniyorum, inanıyorum da. Bu olasılığı düşünmek istemiyorum açıkçası. Olmayacağını düşünüyorum. Fakat herhalde böyle bir durumda dahi siyasetin vereceği tepkiler farklıdır. Ama bizim açımızdan, hukukçular açısından bu bir yargı kararıdır. Eleştiriye açık eleştireceğimiz, oldukça sert eleştireceğimiz ama son tarihinde riayet edeceğimiz bir karar olacak. Ama siyasetçilerin buna vereceği reaksiyon, bu bağlamda geliştirecekleri siyaset biçimleri çeşitlenecektir. Kendi meşruluğunu o da o edimleriyle, söylemleriyle kuracaktır siyaset. Ben size yönelteyim soruyu, çünkü bu bize çokça, yani gazetecilere çokça sorulan bir soru. Eğer YSK ihtar kararı verirse, buna muhalefetin, İmamoğlu'nun ya da işte CHP'nin yapabileceği nedir? Hukuk yolları açık mıdır? Nasıl oluyor? Yani şunu söyleyebilirim. Ulusal hukuk yolları açısından başka bir merci yok. Yüksek Seçim Kurulu kararından sonra gidebilecek bir yer yok. Uluslararası düzeyde ise İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi teknik nedenlerle konu yönünden inceleyemeyeceği bir alan yerel seçimler. Bu bir milletvekili seçimi olsaydı farklı olurdu. Onun için İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne gitmesi de olasılık dahil değil. Burada tek alternatif bizde az bilinen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi yoldur. Ama bu yolun etkililiği ya da buradan çıkacak bir ihlal kararının sonuçlarının iç hukukta etkisi falan çok cılızdır. Onun için bence yani burada artık biraz siyasal bir boyut taşıyacağını varsayacağımız bu durumda reaksiyonun daha siyasal yönün ön planda olması gerekir. Çünkü biz, ben bir hukukçu olarak buna cevabımı hukuki verebilirim ama ana muhalefet partisi bir şey değildir. Bir hukuk bürosu değildir. Yani onların tek reaksiyonu işte biz buna karşı referandum sürecinde olduğu gibi ilgili hukuk yollarına gireceğiz ibaret olması gerek. Eğer öyle olacaksa hep beraber o zaman hukuk büroları yönetsin ya da ana muhalefet işlevini Türkiye'de hukuk büroları yapsın dememiz gerekir. Ana muhalefetin diğer muhalefet özneleri burada çeşitlilik geliştirmemiz lazım. Ben hukukçu olduğum için tabii ki hukuk üzerine konuşacağım ama ana muhalefetin ya da muhalif partilerin yapacakları çok daha farklı kanallar vardır, farklı reaksiyon biçimleri var. Herhalde bir B planları hazırdır diye ümit ediyoruz ya da düşünüyoruz. Evet. Eğer bir iptal kararı çıkarsa aynı şekilde sizin dediğiniz gibi tabii biz de YSK'nın Türkiye'nin hukuk devleti olma iddiasına yakışır bir kararı çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir seyircimden bir soru gelmiş, onu da size bir sorayım. Daha evvel gelmiş bir soru ama bu vesileyle. Mesela şunun altı çok çiziliyor. Hatırlayacaksınız, son yerel seçimlerde benzeri bir durum Mansur Yavaş'ın kaybettiği, evet, Ankara'da yaşandı Melik Gökçek'le birlikte. Hukuk geriye dönük işlemiyor değil mi? Yani şimdi bu seçimlerde AK Parti'nin yaptığı itirazlar ve eğer iptal olursa o zaman bu geçmişte yaşadığımız pek çok, çok az farkla kazanılmış seçimi de otomatikman aynı potaya koyuyor. Ne yapılır, ne olur? Yani hukuken tabii burada şöyle bir durum var. 7 günlük başvuru süresi vardı biliyorsunuz. Olağanüstü itiraz.
O bunun için yapıldığı için bununla ilgili bir karar verecek. Diğerleri açısından böyle bir süre 1961'e kadar ki bütün seçimleri iptal ettiğimiz gibi bir duruma tabii ki ulaşmıyor. Ama siyaseten bunun meşruluk tartışmasında bunlar kullanılabilecek noktalardır. Bakın işin paradoksal yeri gelmişken söyleyeyim, ilginç yanı bu bir takım savlar ileri sürüldü. Ama sadece Büyükşehir Belediyesi'nin seçiminin başkanlığının seçimi iptali isteniyor. Normalde teknik açıdan eğer seçmen iradesi sakatlanmışsa diğer ilçe belediyelerinin hatta icabında muhtarlıklara kadar bütün sandıklarda sorunların olduğunu söylemek. Dolayısıyla bunların hepsinin yenilenmesi gerekecek. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi başvurusu sadece odaklandığı nokta, yani iptalini istediği şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığının seçimi. Burada da bir şey var. Yani ama savla gerekçe arasında bir uyum sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Yeri gelmişken dağılıyor biraz biliyorum ama. Hayır gayet önemli. Bütün bundan sorulan sorular çünkü. Evet, buyurun. Mansur Yavaş kararında hatırladığım ilginç bir şey var. Bu şu anki süreçten o süreçle ilgili YSK pratiklerini karşılaştırmamız için iyi bir veri bu. Şimdi orada Melih Gökçe'ye itiraz süreci devam ederken mazbata veriyor. 30 Mart'ta yapılmıştı bu seçim. 5 Mart'ta Melih Gökçek mazbatasını almıştı. Bundan 9 Mart gibi Nisan pardon gibi bir şey alabilmişti. Mansur Bey itirazın sonucunu alabilmişti. Bu seçimde ise itiraz bulunan durumlarda mazbata verilmedi. Yani İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu'na bu mazbata verilmedi mesela. İtiraz süreçleri devam ediyor. Bu da aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun yani pratiklerinde bir uyumun, tutarlılığın olması gerekiyor. Değil mi? Bunu kaydetmek gerekiyor. Şimdi o oradayken bu niye oldu sorusu haklı bir soru. Bakın art niyetli bir soru değil. Meşru ve haklı bir soru. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Keza mesela bu seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu normalde demin ben size ne dedim? Somutlanması gerekiyor. Yani delillerin olması gerekiyor ve somutlaştırılması lazım. Çünkü biz ne oldu? Niye bu kadar bekledik? 320 bin geçersiz oy en baştan yeniden sayıldı. 7 ilçede tüm oylar tekrar sayıldı. Ama burada bir somut acaba var mıydı şey? Yani somut bir delil sağ var mıydı? Önceki pratiklerinde saymazken birçok yerde burada tekrar bunlar sayıldı ve bütün yurttaşlar bunu beklemek durumunda kaldı. Haliyle biz tabii ben bir akademisyen olduğum için eleştirel düşünmek zorundayım. Yani ne yapıyorsa kılı kırk yararak düşünmem ve yani bu düşünmek zorundayız. Yani bizim işimiz zaten bu eleştirel düşünmek ve tutarsızlıklar varsa bunları ortaya koymaya çalışmak. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu pratiklerinde bazı sorunlar oldu. Burada ben bir atıf da yapmak isterim. Korkut Kanadoğlu'nun çok güzel bir makalesi geçtiğimiz hafta yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nde hocamızın. O çok daha derli toplu, benim bu söylediğim çok daha derli toplu bir şekilde ortaya koydu. Yani bu izleyicilerimize de öneririm özellikle Korkut Hoca'nın makalesini. Orada altın çizdiği bir nokta daha vardı. Bakın hatırlattı, bizlere de hatırlattı. Cumhurbaşkanının muaf olma durumu. Yani bizde propaganda yasakları vardır. O propaganda yasaklarının Cumhurbaşkanı için geçerli olmadığını söylemişti YSK. Şimdi bu eski sistemde Cumhurbaşkanı tarafsız ve partili değilken belli bir yere denk düşer ama partili olmuş Cumhurbaşkanının kanun 65. maddesinde öngörülen bazı yasaklara tabi olmamasını söylemek yarışan siyasi parti başkanları arasında bir fırsat eşitliği sorunu yaratabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu bakımdan eleştirmek gerekiyor. Bunları bütünlüklü baktığımız zaman ne yazık ki Yüksek Kurulumuz, ki kararlarını her halükarda saygı duymak durumunda olduğumuz kurulumuz böyle eleştiriye açık. Yani bizde şüphe uyandıran kararlar verebiliyor. Yeni de değildir gerçi. Yani geçmişte de böyle kararlar olabiliyor. Evet. Referandum sürecini hatırlıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Biraz önce söylediğiniz bence çok önemli. Bu da çok önemli yani. Korkut Kanadoğlu'nun söylediği de çok önemli ama bir önceki söylediğiniz de çok önemli. Aslında hedef tamamıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bizzat şahsına yönelik bir itiraz. Örneğin Beşiktaş, Şişli, CHP'nin kazandığı Kadıköy gibi ilçelerde değil,
oralarda CHP'nin kazanmasına bir itirazda bulunmuyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu'nun nezdinde, onun şahsında bir itirazları var. Bu da tabii ki siyasi bir yorum yapmaya, ittirmeye çalışıyorlar YSK'yı olarak okuyabiliriz. Siz bunu söylemiyorsunuz, ben gazeteci olarak bu yorumun evet. altını çizmek istiyorum. Ve biraz önce dediğiniz gibi. Peki Korkut Kanadoğlu'nun bu söylediği önemli bir nokta. Buna bu saatten sonra bir iptal kararı çıkarsa örneğin, CHP'nin bu şekilde bir itirazda bulunması için artık çok geç herhalde, değil mi? Diğer seçimlere ilişkin tabii onu 7 günde yapması lazım. Şimdi bizde sadece, o da bazen karıştırılıyor, tam kanunsuzluk diye bir şey var. O bu olağanüstü itirazdan biraz ayrı. 30. maddenin 6. fıkra, yani son fıkra şu: kişilerin seçilmesine ilişkin, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, olmaması ya da yaş koşulunu karşılamaması, okuma yazmayı bilmemesi yahut YSK bunu genişletti, anayasadaki hükümlerin bulunmaması gibi durumlarda zaman sınırı olmaksızın tutanak iptali mümkün olabiliyor. Fakat burada öyle bir durum yok. Dolayısıyla yok. O olasılığı, yani benim aklıma gelen o olasılığı uygulayamayız. Ama olağanüstü itiraz gibi yani ama, 7 günlük süre var birleştirme tutanağından itibaren. Ama diyelim ki iptal oldu, seçimler yenilenecek. O zaman evet. CHP YSK'dan şu kararı çıkarttırmaya çalışabilir. Cumhurbaşkanı hak ihlaline gidemez. Yani bizzat propaganda yapamaz. Yani sizin bu kanıt olduğunu söylediğiniz... İzin verdi buna. İşte yenilenirse seçimler, yenilenmeye giderse tekrardan bu konuda YSK'nın bir karar aldırtmasını sağlayabilir mi? Bir taktik ya da muhalefetin uygulayacağı bir taktik olarak soruyorum. Yenilebilir ama YSK o kararından sapar mı emin değilim. Bir de şunu söylemek lazım. Ya o tutarlılık önemli. Madem bu kararı verdi, bunu sürdürecek. Hadi yani eleştiriyor olsak da, ama burada da sürdürmesi lazım. Yani eski içtihadı YSK'nın net. Yani o içtihat uyarınca bu seçimlerin iptali söz konusu olmaz. Ben şunu düşünüyorum. Siyaseten bu iptal edilmese bile bu siyasi bir manevra alanı da olarak kullanılıyor olabilir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kaybettiği seçimin aslında yani masa başında kaybedildiği yönünde bir hegemonik etki yaratmak istiyor da olabilir. Olabilir bu. Yani bu bunun yani hukuksal bir mesele değil artık. Siyasi partiler böyle adımlar atabilirler. Bir diğer yandan şunu da söylemek lazım. Yani bunda ısrar da olabilir. Yani kaybetmiş olan, şok olmuş olan bir siyasi parti kabullenmek istemeyebilir. Sosyal psikolojiye girmek istemeyebilir ama önce bir reddedersiniz. Yani travmatik durumları reddedersiniz. Öfkelenirsiniz. Sonra müzakere etmeye başlarsınız. Sonra kabullenirsiniz. Biraz böyledir biliyorsunuz. Aşamalar vardır böyle psikolojide. Travmatik durumlarla ilgili. Böyle açıklama getirebilecek olanlar var. Belki daha stratejik hamleler var. Belki tamamen münasıran hukuksal bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Hani çokça başka nedenlerden savunabilirsiniz, ileri sürülebilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz var mı? Dediğiniz gibi hala bir haber yok. Dolayısıyla belki de durum değişti. Belki de bir karar vermekte zorlanıyorlar ama yine de son eklemek istediğiniz bir unsur nokta var mıdır? Ben gene de şunun altını çizmek istiyorum. Yani Türkiye'ye çok fazla bir süredir hukukun olmadığı, belki de haklı nedenlerle olmadığı, yargı organlarının çokça tahrip edildiği dile getiriliyor. Yargı bağımsızlığının olmadığı dile getiriliyor. Ama ben buna rağmen yani çubuğu biraz tersine büyütmek istiyorum ve beraber çalıştığımız hakim savcıları da tanıdığım, gerçekten mesleğin hakkını gereği gibi yerine getirmeye çalışan çok değerli hukukçular Türkiye'de, savcılar hakkında her şeye rağmen varlar. Türkiye'de de yani yüksek yargı da öyle hani yabana atılır bir şey değil. Bir kişinin yüksek yargı mensubu olması, seçim yargısında bir yere gelmesi çok kolay değildir. Hani biz gündelik siyasetçiler çok kolay böyle vuruyorlar. Yargıçlar tabii onların kendilerini savunması çok daha güç. Kararları dışında verebilecekleri yanıtlar yok. Ben Türkiye'nin yüksek mahkeme üyelerine her şeye rağmen güvenmek istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine her şeye rağmen güvenmek istiyorum. Ve yani anayasamızda ifade edilen hukuk devletinin gereğinin yapılacağına inanmak istiyorum. Yani söyleyeceğim bu. Ve sizin de söylediğiniz gibi yani hukuk devleti açısından da değerlendirecek olursak yani somut delillere dayanmayan böylesine bir hukuki kararın etkisi sadece misak-ı milli ile sınırlı kalmayacaktır. Türkiye'nin hem dışarıdaki hukuk devleti olarak duruşu açısından da hem de yani bağlı olduğumuz uluslararası kurumlar açısından da son derece tartışmalı bir hale gelecektir. Bir sonucu da var. Dolarıdır, markadır, yatırımlarıdır vesaire, onlardan bilmiyorum ama seçimi baştan yapmak bile bir maliyettir bu arada. Kriz koşullarında bunu. Evet. Ama tabii yargıç buna göre hareket etmez, fakat biz bunları da aklımızda tutmalıyız.
Evet, YSK'nın yapısı konusunda bile son derece ciddi sorunlar ortaya ve soru işaretleri ortaya çıkaracaktır. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Karar çıktıktan sonra belki tekrar hukuk devleti üzerinden ya da nasıl diyelim hukusal açıdan çıkacak olan sonucu konuşma fırsatımız olur. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için T24 yayınlar.